Saygıdeğer basın mensupları, öncelikle hepinize hoş geldiniz diyorum. Bahar Kalkanı Harekat Bölgesi'nde İdlib'de görev yapan İkmal konvoyumuza, dün yapılan roketli saldırıda şehit olan Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyoruz. Taşeron terör örgütleriyle ve onların ipini elinde tutan emperyalist güçlerle mücadelemiz bu coğrafyaya huzur ve barış gelene kadar kesintisiz olarak sürdürmeye kararlıyız. Değerli arkadaşlar, bugün Kudüs'te ve Filistin coğrafyasında yaşanan gelişmeler, acı gelişmelerle ilgili basın toplantısı yapmak üzere Filistin, Türkiye-Filistin parlamento arası dostluk grubu olarak huzurlarınızdayız. Öncelikle burada bulunan ve dua ve destekleriyle fiziken bulunamayan parlamento arası dostluk grubumuzun kıymetli üyelerini sizlerle paylaşmak istiyorum. Sonra burada katılım gösteren kıymetli vekillerimizi tek tek okuyup isimlerini paylaşmak istiyorum. Türkiye-Filistin parlamento arası dostluk grubu Başkan Hasan Turan İstanbul Milletvekili, Başkan Vekili Cengiz Aydoğdu Aksaray Milletvekili, Genel Sekreter Halis Dalkılıç İstanbul Milletvekili, Sayman Fatma Betül Sayan Kaya İstanbul Milletvekili, üyelerimiz Erol Kaya İstanbul Milletvekili, Onursal Adıgüzel İstanbul Milletvekili, Alpay Antmen Mersin Milletvekili, Tülay Hatmioğulları Oruç Adana Milletvekilleri, Olcay Kılavuz Mersin Milletvekili, Yasin Öztürk Denizli Milletvekili. Yönetim Kurulu yedek üyelerimiz Aziz Babuşçu İstanbul Milletvekili, Ahmet Hamdi Çamlı İstanbul Milletvekili, Orhan Atalay Ardahan Milletvekili, Arzu Aydın Bolu Milletvekili, Fehmi Küpçü Bolu Milletvekili, Abdullah Güler İstanbul Milletvekili, Ensar Aytekin Balıkesir Milletvekili, Yaşar Yıldırım Ankara Milletvekili, Şehmuz Dinçel Mardin Milletvekili, Selman Özboyacı Konya Milletvekili, Abdullah Necat Koçer Gaziantep Milletvekili. Bu kardeşlerimizin bir kısmı burada, bir kısmı selam, dua ve destekleriyle yanımızda. Yine bizim Türkiye-Filistin parlamento arası dostluk grubumuzun doğal üyeleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki hemen hemen bütün milletvekillerimizdir. Çünkü Türkiye halkı ve devletiyle Filistin dostudur. Filistin davasına destek sunmaktadır. Bugün burada aramızda hem komisyon başkanı olarak hem milletvekilimiz, MKYK üyelerimiz olarak çok kıymetli milletvekillerimiz var. Onları da sizlerle paylaşmak istiyorum. Fatma Betül Sayan Kaya İstanbul milletvekilimiz, İffet Bolat İstanbul milletvekilimiz, Erol Kaya İstanbul milletvekilimiz, Mustafa Ataç İstanbul milletvekilimiz, Ali Mahir Başarır CHP Mersin milletvekilimiz, Şamil Ayrım İstanbul milletvekilimiz, Rümeysa Kadak İstanbul milletvekilimiz, Ahmet Hamdi Çamlı İstanbul milletvekilimiz, Emine Sare Aydın İstanbul milletvekilimiz, Halis Dalkılıç İstanbul milletvekilimiz, Akif Çağatay Kılıç İstanbul milletvekilimiz, Serap Yaşar İstanbul milletvekilimiz ve Tülay Kaynarca İstanbul milletvekilimiz. İsmini okumadığım herhalde yok. Evet, değerli basın mensupları, şimdi basın toplantımıza geçiyoruz. Sözlerime başlarken hepinizi Türkiye-Filistin parlamentolar arası dostluk grubu adına ve Filistin dostları adına, bütün parlamenterlerimiz adına saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım, Ramazan bayramı arefesine girdiğimiz şu günlerde İsrail'in Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya yönelik düzenlediği baskın ve saldırıları hepimizi derinden üzmüştür. Siyonist rejim güçlerince son bir hafta içerisinde yapılan saldırılar sonucunda bir kısmı ağır olmak üzere yüzlerce Filistinli masum yaralanmış, Gazze'ye düzenlenen hava saldırısında da çocuklar ve siviller başta olmak üzere onlarca kişi hayatını kaybetmiştir.
İsrail uluslararası hukuku çiğneyerek silahsız, masum sivillere ve mabetlere saldırmakta. Kışkırtıcı tavırlarla insanlık onurunu ayaklar altına almaktadır. Kudüs'ün özel statüsü ortadayken, Birleşmiş Milletler'in bağlayıcı kararları ortadayken, Siyonist İsrail rejimi Birleşmiş Milletler kararlarını hiçe saymaktadır. Sınırını çoktan aşan Siyonistlere hadleri bildirilmelidir. İşlediği sistematik terör faaliyetleriyle terör devletine dönüşen İsrail tarafından yapılan saldırılar yalnızca Müslümanlara değil bütün insanlığa karşı yapılmaktadır. Uluslararası kurum ve kuruluşların üç dinin kutsal şehri olan Kudüs'te yaşananlara daha fazla sessiz kalmamaları gerektiğini yeniden hatırlatıyor. Yaşanan bu zulme karşı acilen harekete geçmeye davet ediyoruz. Artık kınama ve telin mesajlarını aşarak devletler ve uluslararası kurum ve kuruluşlar terör devletine karşı etkin yaptırımlar uygulamalıdır. Dünyadaki bütün meclislerin, dostluk gruplarını da bu acımasız saldırılara, İsrail zulmüne dur demeye davet ediyoruz. İnanıyoruz ki erdemini, vicdanını kaybetmemiş dünya parlamentolarının seçkin bir üyesi olan parlamenterler de bu çirkinliği tasvip etmeyecek, zulmü alkışlamayacaklardır. Türkiye olarak saldırının durdurulması için en üst düzeyde girişimlerimiz devam etmektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye parlamentolar arası dostluk grubu olarak bu hain baskıları ve saldırıları en sert şekilde kınadığımızı buradan bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Grubumuz gerek Filistinli yetkililerle gerekse Mescid-i Aksa Vakfı'nın temsilcisi ve yöneticileriyle temas halindedir. Ayrıca Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları, diplomatik temasları ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın Mustafa Şentop'un görüşmeleri sonrasında İslam İşbirliği Teşkilatı ve dünya parlamentoları nezdindeki girişimlerimiz de sürmektedir. İsrail'in bu denli pervasız ve cüretkar hale getiren Amerika Birleşik Devletleri'nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki korumacılığıdır. İsrail aleyhine getirilen her önergeyi doğrudan engelleyen veya reddeden Amerika Birleşik Devletleri İsrail'in işlediği her zulmün ve suçun büyük ortağıdır. Her açıklamasında insan haklarından, inanç ve ibadet hürriyetlerinden dem vuranların bu kadar tuğyana, bu kadar zulme ve saldırıya kayıtsız kalması manidardır. Söz konusu İsrail olunca sus pus olmak, zulme onay vermek anlamına gelmektedir. Unutmayalım ki zulme sessiz kalanlar en az zulmü işleyenler kadar zalimdir ve suçludur. Bugün orada akan kanın ve şiddetin en büyük sorumlusu hiç kuşkusuz ki zalim ve gaddar İsrail yönetimidir. Türkiye parlamenterleri ve Filistin dostları olarak Ramazan ayının kutsiyetini ortadan kaldıran ve ibadet hürriyetini hedef alan bu pervasız, hain, alçak saldırıları unutmayacağız. İlk kıblemizi ve Kudüs'ü savunmaya devam edeceğiz. Gazi meclisimizde grubu bulunan 5 siyasi partimizde milletimizin hassasiyetini dikkate alarak İsrail'in saldırılarını kınamış, ülkemizin bu konuda ortak bir duyarlılık içinde olduğunu tüm dünyaya ilan etmiştir. Bu münasebetle bütün siyasi partilerimize ve başkanlarına teşekkür ediyoruz. İnsanlıktan nasibini almamış,
insanlık düşmanı bu hayasız Siyonist akımın durdurulması için Filistin halkına sahip çıkılmalı, sağduyusunu, vicdanını kaybetmemiş herkes, dini, dili ne olursa olsun İsrail'e tepkisini ortaya koymalıdır. İnsanlık Filistin'de nefes alamamakta, can çekişmektedir. Eğer müdahale edilmezse yarın çok geç olacaktır. Dünya barışı Orta Doğu barışından geçmektedir. Orta Doğu'da akan kan durmadıkça dünyaya da barış gelmeyecektir. Kudüs ve Mescid-i Aksa çevresindeki Yahudileştirme operasyonlarını hız kesmeden sürdüren İsrail'in esas amacı zamanla oradaki Müslüman ve Hristiyan toplumu bölgeden tecrit etmek, uzaklaştırmaktır. Ve bu Yahudileştirme projesidir. Tarih, halkları sokaktayken sessiz kalan Arap liderlerini kara sayfalarına yazacaktır. İsrail askerleri operasyonlarını derhal durdurmalı. Başta Şeyh Cerrah Mahallesi olmak üzere işgale yeni yerleşim yerleri açılmasını son vermelidir. Evleri ellerinden alınan Filistinlilerin evleri derhal geri iade edilmeli. Mescid-i Aksa girişlerine konulan barikatlar bir an önce kaldırılmalıdır. İnanç ve ibadet hürriyetine getirilen kısıtlama ve yasaklara derhal son verilmelidir. Filistin halkının topraklarındaki her türlü işgal, ilhak, haksızlık ve adaletsizlikler son bulmalı. Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya yönelik eylemleri engellenmelidir. Türkiye Filistin halkının haklı davasına her zaman ve her şartta sahip çıkmıştır. Bundan sonra da en güçlü şekilde sahip çıkmaya devam edecektir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki dostluk grubu olarak ve Filistin dostları olarak Filistinli kardeşlerimizin her zaman yanında olacağımızı, zulme karşı adalete, haksızlığa karşı hakka, hukuka destek vereceğimizi ilan ediyoruz. Yaşasın zulme, adaletsizliğe, haksızlığa, ırkçılığa ve her türlü ayrımcılığa hayır diyenlerin haysiyetli duruşu. Yaşasın Kudüs'te, Mescid-i Aksa'da Siyonist İsrail'in insanlık dışı muamelesine karşı insanlığın onurunu temsil eden mazlum Filistin halkının haklı ve şanlı direnişi. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.